Ergenekon ve Balyoz'un da aralarında bulunduğu bazı soruşturmalarla ilgili bilgi ve belgelerin 2 yılı aşkın süredir bazı basın kuruluşlarına sızdırılmasıyla ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Bir Gün gazetesinde yayınlanan özel haberde Oda TV ile ilgili bazı basın organlarına sızdırıldığı öne sürülen o belgelere ulaşıldığı savunuluyor. Gazetenin haberinde söz konusu belgelerde soruşturmanın içeriğine ilişkin gizli bilgilerin yanı sıra haberler yayına hazırlanırken nerelere vurgu yapılması gerektiği ve haber başlıklarının dahi bulunduğu öne sürülüyor. Ergenekon ve Balyoz'un aralarında bulunduğu soruşturmaların başlangıcından bugüne bilgi, belge ve telefon dinleme kayıtlarının bazı basın organlarına sürekli sızdırılması kamuoyunun dikkatini çeken konular arasında başı çekiyor. Bilgi, belge ve dinleme kayıtlarının sızdırılmasıyla ilgili önemli bir iddia Bir Gün gazetesinin bugünkü sayısının manşetinde yer aldı. Gazetede Onurkan Avcı imzasıyla yayınlanan özel haberde Oda TV baskınından sonra basına sızdırıldığı iddia edilen ve 19 sayfadan oluşan belgelere ulaşıldığı öne sürüldü. Habere göre belgelerde soruşturma nedeniyle gizli kalması gereken bilgiler aktarılıyor ve basın kuruluşlarına haber yapılırken en çok nelere vurgu yapılması gerektiği, hatta haberlerle ilgili başlık önerisi bile verildiği belirtiliyor. Süreceği kaydedilen özel haberin bugünkü bölümünde Halk TV'nin devriyle ilgili ilginç iddialar da var. Belgelerde en önemli yeri Oda TV yönetiminin yapacağı iddia edilen bir şantaj videosu alıyor. Buna göre Oda TV'nin eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a Halk TV'nin devredilmesine kendisini ikna için şantaj yapacağı öne sürülüyor. Haberde yer alan iddiaya göre bu belgeleri emniyet ya da savcılık sızdırdı. Bazı gazeteler de ona göre haber yaptı.